bir ceza geldi. 2.6 milyar dolarlık büyük bir rakam bu. Daha doğrusu bir bankaya verilen rekor ceza diyebiliriz. Genelde bu rakamlar telaffuz edilmiyordu. Az sonra İsviçre'ye döneceğiz. Resul Şahin göz telefon hattımızda olacak. Kendisine de detayları soracağız. Ama ikinci büyük bankası bu İsviçre'nin, onu hatırlatalım. Resul, merhaba. Merhaba Zeliha Hanım. Evet, detay alalım senden. Rekor bir ceza. Evet, 1,5 milyar civarı bekleniyordu. En sanki bağlantınızda bunu aktarmıştık. Ancak rakam gerçekten çok ürkütücü ve çok konuşuluyor İsviçre'de. Credit Suisse Amerika Birleşik Devletleri makamları tarafından çok büyük bir cezaya çarptırıldı. İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adli soruşturmada 20 yıldan bu yana bundan en büyük banka oldu. Ve Amerikalıların vergi kaçırmalarına yardım ettiği gerekçesiyle 2.51 milyar İsviçre frangı ceza ödeyecek. Bu 2.6 milyar dolar cezaya tekabül ediyor. Bunun 715 milyon doları New York Finansal Hizmetler Departmanı'na, 100 milyon dolar FED'e ve 1.7 milyar doları ise ABD Adalet Bakanlığı'na ödenecek. New York Eyaleti Bankacılık Regülatörü'nün yaptığı resmi açıklamaya göre, evet, bankanın eyalette bankacılık yapma lisansı iptal edilmeyecek ve üst yönetimi görevde kalabilecek. Evet. Credit Suisse'den yapılan yazılı açıklamada ise geçmişte yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle pişmanlık duyuyoruz denildi. 2009 yılında da bir diğer İsviçre bankası UBS benzer suçlamalardan hüküm giymiş, evet, ve aynı Credit Suisse gibi yasal uzlaşı yoluna giderek 780 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Şöyle bitirelim isterseniz. Evet. İsviçre hükümetiyle Merkez Bankası konunun artık kapanması gerektiğini, sonucunda bankanın ceza ödemeyi kabul ederek taraflar arası bir uzlaşının olduğunu ve bunun önemli olduğunu vurgu yapıyor. Ancak çeşitli parti sözcüleri Credit Suisse'in CEO'su Dugan'ın görevden alınması gerektiğini ya da istifa etmesi gerektiğini savunuyorlar. Açıkçası İsviçre'de gündem çok yoğun. Credit Suisse'e verilen bu ceza konusu ve muhtemel diğer İsviçre bankalarının da takibi alınmış olması yakın gelecekte İsviçre'de gündemi bir hayli meşgul edecek gibi görünüyor. Evet. Teşekkür ederiz Resul Şahin göz aktardıkları için, takibimizde olacak bu konu.